Merhaba sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar. 13-19 Haziran haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yaylar sizin için yılın en önemli haftalarından birindeyiz. Çünkü burcunuzda bir dolunay meydana gelecek. 23 derece yay burcu dolunayı özellikle lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz ya da yükselen burcunuz 23 derece ve yakınlarındaysa sizin için çok daha önemli ve etkili olabilir. Dolunayla ilgili detaylı bir video hazırladım. Henüz izlemediyseniz Astrofoni Demet Bağdatıcı YouTube kanalında da izleyebilirsiniz. Evet bu yay burcu dolunayı geçti Aralık ayında hayatınızda bazı yenilikler olduysa, girişimlerde bulunduysanız, onlarla ilgili konularda elde edişler hayatınızda dönüşümler getirebilir tabii ki. Dolunayla birlikte etrafınızda daha fazla dikkat çekmeniz mümkün, parlamanız mümkün. Bu size bir başarı da getirebilir. Hedeflediğiniz bir konuda amaçlarınıza ulaşabilirsiniz dolunay enerjileriyle beraber. Bu hafta itibariyle Merkür ikizlere geçecek kendi burcunda olduğu için çok hızlanıyor artık 5 Temmuz'a kadar da hızlı ve 7. evinizde olacak Aslında ilişkiler iletişim trafiği artıyor evlilik konuları ortaklıklar işbirlikleri Hani buralarda daha fazla bir bilgi akışı olacak bu dönemde eşinizle daha fazla konuşup fikir alışverişi içerisinde olabilirsiniz bazı önemli anlaşmalar sözleşmeler kontratlar gündeminizde olabilir. Bunları ertelediyseniz artık daha rahat bunlara odaklanabilirsiniz. Kararsız kaldığınız konular netleşebilir. Genel sağlığınıza biraz daha dikkat edin. Tabii ki donlaylar bedensel olarak etkileyebilir bizi. Hem ruhsal hem bedensel. Ama görünümünüzde, imajınızda, fiziksel olarak böyle bir belki kendinizle ilgilenip bir imaj değişimi yapabilirsiniz bu dolunay etkileriyle beraber. Eğer kendinizle ilgili sağlığınızla ilgili bilmediğiniz bir gündem varsa dolunay bunları da açığa çıkarabilir haftanın genelinde. Çarşamba ve perşembe parasal konularda daha hızlı etkiler olabilir. Alışverişler, işte parayla ilgili verilecek kararlar, hesap işleriniz özellikle hafta ortası gündeminizde olabilir. Cumadan itibaren Ay Kova burcuna geçiyor. Hareketleniyoruz yakınlarınızla ilişkiler öne çıkıyor. Aslında bu hafta özellikle hafta ortasından itibaren yakınlarınızdaki kişilerle daha fazla iletişim içerisinde olabilirsiniz. Hani kardeşlerle görüşebilirsiniz veya kardeşlerinizin bir mevzusu gündeme gelebilir. Komşularla yine bilgi akışının arttığı, iletişimin, yakınlaşmanın arttığı bir haftadasınız. Bazı seyahatler, gezi planlarını da hafta sonuna alabilirsiniz. Bunlar kişisel eğitiminizle ilgili bazı hani Öğrenim süreçlerinizle ilgili aktivitelerde olabilir. Çünkü hafta sonu iletişim, eğitim, bilgi trafiği artıyor. Ee, bu hafta Güneş'in Satürn'e güzel bir açısı oluşacak. Ee, bu aslında ama bir yandan da Neptün'le bir açısı var. Özellikle ilişkilerle ilgili alanlarda, işbirliklerinde e, bazen çok hayalci olabileceğiniz bir dönemdesiniz. Yakınlarınızın, yakınlardaki kişilerin, tavsiyelerine biraz dikkat etmekte fayda var. Sizin gözden kaçırdığınız detayları hani yakın bir dostunuz, belki akrabanız, bir kardeşiniz size verebilir. Hani bu da size daha gerçekçi bir bakış açısı getirebilir sevgili yaylar. Bunlar hani ilişkilerle de ilgili olabilir. İş birlikleri, ticari konularla da ilgili olabilir. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.